Merhaba arkadaşlar, Sword Art Online Hollow Realization oyununa 6. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında bu bölümde oyunla ilgili değinmediğim birkaç şeyi göstereceğim. Sonrasında da yine alana inip mob kesmeye ve hikaye modunda ilerlemeye devam edeceğiz. O uzakta gördüğümüz kaleye de zaten az kaldı. Şimdi önce bir silah yükseltmeye bakalım. Hemen şuradaki demirciye bir uğrayalım. Bu demircilerde ekipman yükseltmek ve evrim geçirtmek mümkün. Zaten basitçe her oyunda olduğu gibi belli materyallere ihtiyacımız var. Demircilerin seviyesine göre de yükseltmenin başarı oranı değişiyor. Buradaki demircinin ilk birkaç yükseltme için başarı oranı tam. Ama ilerisi için düşük seviyede bir demirci olduğu için yeterli gelmeyecek. Ki zaten aslında yükseltme için bu demirciyi de pek kullanmayacağız. Zaten kendi demircimiz var biliyorsunuz seriden de. Lisbeth aslında bizim demircimiz. Asuna ve Kirito aslında demirci olarak silahlarını Lisbeth'e yaptırıyor. Biz de aynı şekilde Lisbeth'le bu işi göreceğiz. Ama yanılmıyorsam sonrasında Lisbeth de yeterli gelmiyor. Legendary sınıfı silahlar için. Ve ileriki haritalarda belli noktalarda bulunan yüksek levelli demircilerden efsanevi silahları yükseltebiliyoruz. O yüzden Liz'i bir ara bulmamız lazım. Şu Leafa mıydı ya? Aslında partiye de yeni bir eleman katmak güzel olur. Sinon ya da Leafa varsa partiye onlardan birini katarak devam edebiliriz. Şöyle hızlıca. Evet. Buradan From Party diyoruz. Sonrasında da kimin yerine geçeceği ile ilgili seçenek çıkıyor. Şimdi Asuna, Lisbeth, Silica. Yok ya Asuna olmaz. Asuna kalsın yine de. Biz en iyisi Liz'i değiştirelim. Aynen. Liz'in yerine Leafa gelsin. Bu şekilde partiye Leafa'yı kattık. Şimdi artık alana inip hikayede ilerlemeye devam edebiliriz. Ama hazır hatırlamışken bir şey daha göstereceğim. O da üstümüzdeki ekipmanların görüntüsünü değiştirme ve sabit kılma üzerine. Hemen şurada zaten. Şimdi buradan üstümüzdeki bazı parçaları belli bir fiyat karşılığında görüntüsel olarak değiştirmek mümkün. Şimdi, evet bu bize 2000 oyun parasına mal olacakmış. Tabii biraz tuzlu. Hadi verdik gitti. Mesela bunlar kafalık için ama önce bir normal üstümüze armor'a bakalım. Mesela şu şekilde. Armor'umuz değişmedi. Sadece görüntüsü üst seviye armor gibi oldu. Ama tabii statsları verdiği seviye aynı. Bu şekilde armor'un görüntüsünü değiştirmek mümkün. Birçok seçenek var. Yani bu tarz bir özellik de güzel tabii aslında. Aslında farklı kostümler de mevcut. Ama bazıları açılmıyor. Şu var mesela. Şöyle. Ama biz normal Kirito'nun kendi kıyafetiyle devam edeceğiz. Gerçi o neredeydi? Heh şu. Şimdi bir de altımıza uygun bir şey bulalım. Hayır. Olmaz. Bu değil. Aslında bu olabilir. Az çok uyuyor gibi. Varsın olsun bununla devam edelim. Çıkmadan bir de kafalıklara da bakalım. Şu şekilde onlar da. Ama zaten kafalıksız dolaşacağız. O yüzden es geçiyoruz.
Kısacası bu da böyle arkadaşlar. Silah ve kalkan gibi ekipmanları görüntüsel olarak değiştirmeye izin vermiyor. Ya da belki o da oyunda ilerledikçe eklenir. Şimdi hikaye modunda devam etmeye artık başlayalım. Bu arada hızlı geçişler olacak videonun çok uzun sürmemesi için. O yüzden çok fazla haritadaki kliplerle uğraşmayacağız. Görev noktaları ve bölgeleri üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi normalde gitmemiz gereken görev bölgesi burası. Ama sağda da daha önce gittiğimiz bir yerde geniş alanlı bir kırmızı çember alanı oluşmuş. O da ilginç. Merak da ettim şimdi. Görevden önce bir bakalım en iyisi buraya. Sanırım yeni bir küçük boss çıkmış o haritada. Şu level 15 olabilir. Neyse 2 dakika bir gidip keselim. İçimiz rahat etsin. Yani. Şimdi. Evet. Yaban domuzu bosslarından biri çıkmış. Bu arada hiç savunma ile ilgili bir yetenek öğrenmemiştik. Defans, savunma vesaire ile ilgili. Belki lazım olur diye bir iki tanesine bakalım hemen. Evet. Kalkanımız varmış. 2 dakika boyunca defansımızı %30 olarak arttırıyormuş. Aldık gitti. Bu da savunma alanıymış. Çevremizde ve arkamızda bulunan arkadaşlarımızın defansını yükseltiyormuş. Bunu da katalım. Atak ve defansı yükseltiyor. Ama aslında şurada bir tanklık yeteneği var. Üstünde de güzel bir kılıç yeteneği. Hangisini versek? Ya pek savunma yapmıyoruz. O yüzden tanklığı es geçip kılıçla devam edelim. Bir sonraki kılıç yeteneğimiz 4 vuruşluk güzel bir combo saldırıya benziyor. Atağımızı da %10 olarak 5 dakika boyunca yükseltiyormuş. Ne yazık ki yetenek puanlarımız bittiği için bunu da daha sonra öğreniriz artık. Şimdi evet, paleti bir düzenleyelim. Şöyle. Evet. Tamamdır. Devam. Şimdi haritanın alt kısmındaki küçük boss'a geldik. Level 14'müş. Pek zorlayacağını sanmıyorum. Hadi bakalım. Yapma be. Yani son ayakta combo saldırımız bozuldu. Haydi tekrardan. La göremiyoruz. Heh. Tamamdır, düştü de zaten. Aslında şu moba kilitlenince ekran bir sabitlenmese bu şekilde önümüzü göremeyebiliyoruz. Tamamdır bu.
Bak sen, gümüş sandık verdi. Hadi güzel bir şey çık bundan artık. Oo, 3 yıldızlı mavi bir armor çıktı. Hemen takalım. Evet, statsları eski armora göre çok çok iyi seviyede. Bu da tamam. Şimdi artık geri dönüş yapalım. En iyisi direkt haritadan ışınlanalım. Teleport kapısına gitmeden sadece harita üzerinde böyle tıklayarak da bölge değiştirebiliyoruz. Şimdi gitmemiz gereken yer burada. Ama en yakın yer buraya ışınlanacağız artık. Level 22 küçük bir boss'u da varmış. Uğrarız ona da. Şimdi haritaya geldik. Bakalım bir. Evet, sol üstteki yere gidip bir sonraki haritaya geçmek gerekecek. Hemen hızlıca. Evet. Şimdi. Görev bölgesi ilerimizde. Hemen şu kenardaki ışınlanma taşını aktifleştirelim ki dönmemiz kolay olsun. Görev bölgesine ilerlemeden önce geri dönüp bahsettiğim o küçük boss'u keseceğiz. Yine hızlıca geçelim. Şimdi kraliçe arı boss karşımızda. Leveli de 22'ymiş. Gerçi bunun da zorlayacağını sanmıyorum bizi. Ama yine de savunma yeteneklerimizi kullanalım bir. Oyundaki moblar pek güçlü değil genel anlamda. Direkt işçi arılarını çağırdı. Bir tek ana bosslar, level 100'e yakın olan o bosslar sağlam. Ama ileride onlara da hatırı sayılır bir damage vurmaya başladığımızda onlar da büyük ihtimal çantada keklik olacak. Aslında uçmasa daha rahat olacak da. Haydi. Az kaldı. Tamamdır. Bir life atın kendinize. Ölmüşsünüz neredeyse ya. Şimdi bakalım sandıkta ne varmış. Sword of Horizon. İkidir sandıklardan güzel şey çıkıyor ya. Hayret. Bir bakalım. Artı 2K'ya yakında life veriyormuş. Ama tek el kullanılan kılıçlardan olmasına rağmen aslında görüntüsel olarak bizimkinden farklı bir kılıç. Toplam life'ımız da hemen 5000'i geçti. Daha iyi bir yeni kılıç bulana kadar devam edelim. Evet, yine hemen görev bölgesine dönelim. Direkt önümüzde zaten. Es geçiyorum bunları. Aslında hadi şunlara dalalım. Yeni kılıcı biraz bileyelim en azından.
Haydi bakalım, bu sefer de aşağıya git diyor. Neyse, devam. Hızlıca geçelim buraya da o zaman. Şimdi, evet, diğer görev yerine de geldik. Ama karşımızda kapalı bir yer var. Yani bu da golem muhabbetine döndü bir önceki bölüm gibi. Burayı da aşmak için birkaç materyal toplayıp elemana vereceğiz. Ama materyallerden biri ejderha göreviyle ilgiliymiş. O biraz ilgi çekici. Gerçi pek bir ümidim de yok çünkü malum hepsini rahatça kesiyoruz. Herhalde levelimiz biraz yüksek ondan. Neyse, iki görev yerimiz var bu şekilde arkadaşlar. İlk önce sağdakiyle başlayacağız. Çünkü direkt oraya ışınlanabiliyoruz. Ayrıca orada level 95'lik iki tane büyük boss varmış. Ama yok, bu sefer onlara dalmayacağım. Normal göreve devam edeceğiz. Şimdi. Evet, haritanın en yukarısındaymış görev yeri. Hızlıca oraya geçelim. Evet, geldik sayılır. Bu muymuş yani? Basitçe otu topladık. Boss falan da yok. Allah Allah. Neyse, hızlıca devam edelim. Diğer görev yerine en yakın yer burası. Şimdi burada büyük ihtimal ejderle karşılaşacağız. Evet, boss direkt önümüzde zaten. Şöyle bir bakalım. Bu boss'u 3 farklı bölüme ayırmışlar ama. Kuyruk, gövde, kafa. Gerçi defans yeteneğe basmaya gerek yok ama. Hadi neyse. Direkt kafaya girelim bakalım. Oho! Direkt çöktü bu. Vay arkadaş. Tırt yani. İşte oyunun bu huyu gerçekten sıkıyor insanı. Biraz daha böyle dişli küçük bosslar yapsalar çok daha iyi oluyor. Böyle olunca da doğal olarak pek oyundan zevk alamıyoruz. Ne var yani biraz daha güçlü ya da biraz daha life'ı yüksek bir boss haline getirsen şunları. Neyse, bunu da aldık zaten. Yani küçük bossları kolay kesiyorsun. Ana bossları 100 küsür level yapmışlar, kesemiyorsun. 3-4 vuruyorsun ana boss'a. Yani ne bileyim, garip. En azından görevi tamamladık. Hemen şimdi görev bölgesine geri dönelim. Evet, verelim şunları da patlasın artık burayı.
Bu da tamamdır. Evet, önümüz açıldı. Artık bir sonraki kısma rahatça geçebiliriz. Evet, kaleye bayağı bir yaklaşmışız. Önce ışınlanma taşını aktifleştirelim. Sonrasında da şehre bir geri dönelim. Hazır buradayken tekrar bir değişim yapalım. Gerçi Shinnon da burada ama bu sefer takıma Yuki'yi alalım. Leafa yerine Yuki bu sefer bizde olsun. Tamamdır. Bir de Liz'i bulmamız lazım. Malum silah yükseltecektik. O da burada. Kendisi malum demircimiz olduğundan silahımızı birkaç kademe yükseltelim. Buradan Engage Blacksmith'e giriyoruz. Yine Enhance ve Transform var. Ayrıca sağ tarafta da görüldüğü gibi Liz level 1 demirci olsa bile yükseltme alanı daha geniş durumda. O yüzden zaten demirci dükkanı değil de Liz'i tercih ediyoruz. Şimdi atağı 65, HP'si 1700. Gerçi bizim eski kılıç neydi? Ona da bakalım. Evet. Bizim eski kılıç da 59'a 16'ymış. Neyse. Şimdi ilk yükseltme sonucunda artı 5 atak kazanacakmışız ve tabii ki HP ve mana da yükselecek. Yapalım bakalım kaç olacaklar. Bu arada bu kılıcımız transform olmayan, yani evrimleşmeyen bir silah. O yüzden en yüksek seviyesine getirdikten sonra bile büyük ihtimal çöp olacaktır. Ama yine de birkaç seviye yükselteceğim. Evet, 2K life'a yükseldi. Ayrıyeten 8 mana ve artı 4 olarak da yüzde SS demeç diyor. Güzel. Evet, yine artı 5 demeç üstüne getiriyor. Ve artı 400 life, mana da 12. Tekrar yapalım. Yine 5 damage eklenecek ve life ile mana yükselecek. Ama bu SS damage aynı kalıyor yine. Oo, güzel. 3K'ya yakın bir life'ımız oldu. Manamız 17'ye ulaştı. Atağımız da 80. SS damage'imiz %4 yine. Gerçi tekrar yükseltebilsek çok daha iyi olurmuş. SS damage de yükseliyormuş. Hazır buradayken armor'umuzu da yükseltelim. Evet, ekstra olarak STR'ye artı 3 geldi. HP'ye de, life'a da artı %5 geldi. Güzel. Tekrar yükseltelim. Ama evet, bunda da bir materyalimiz eksik. Tekrar yükseltemeyeceğiz. Aslında bir de kalkanımıza bakalım. Evet, buna da paramız yetmedi ne yazık ki. Neyse, bu kısımda böyle arkadaşlar. Silah ve ekipman yükseltme bu şekilde yapılıyor. Bunu da bölümü sonlandırmadan bir sizlere göstereyim dedim. Gerçi ayrıca transform seçeneğine de bir bakalım şöyle. Bu kısımda sadece evrimleşmeye uygun olan ekipmanlar yer almakta. Bu evrimleşmeye uygun silahları yükselterek oyunun en üst seviye olan Legendary, yani efsanevi silahlar statüsüne getirmemiz mümkün. Bunu mesela evrimleştirebiliyoruz ama gerek yok, orak kullanmıyoruz oyunda. Kılıç çıkarsa eğer evrimleştirebilecek, onu zaten evrimleştiririz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yani genel olarak olayı bu işin. Şimdi, evet arkadaşlar, bu bölümü de burada sonlandıralım artık.
Bir sonraki bölüm de büyük ihtimal son bölümümüz olacak oyun için. Her zamanki gibi kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.